Konuşmalarını yapmak üzere Valimiz Sayın Özdemir Çakacağ'ın kürsüye davetlerini arz ediyorum. Sayın Başbakan Yardımcım, saygıdeğer hanımefendi, sayın milletvekillerim, il protokolümüzün değerli üyeleri, değerli velilerimiz, değerli öğretmenlerimiz, idarecilerimiz, geleceğimizin teminatı, sevgili öğrencilerimiz. 16 dersliği, 4 laboratuvarı, spor salonu, 200 kapasiteli pansiyonu ve yemekhanesi ile örnek bir eğitim yuvası olan Toroslar Şifa Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin açılış törenine ve sevgili öğrencilerimizin karne törenine hepiniz hoş geldiniz diyor. En içten duygularımla sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Yarının Türkiye'si bugün bu sıralarda alınan eğitim ve öğretimle yetişen, ülkesi ve milleti için çalışan, milli ve manevi değerlerinden kopmadan çağdaş uygarlık düzeyine yetişme isteğiyle dolu gençlerimizle inşa edilecektir. Bu sebeple geleceğimizi kurma ve şekillendirme sorumluluğu ile eğitimi her işin başı olarak görüyor ve eğitim için bütün imkanlarımızı seferber ediyoruz. Amacımız gençlerimizin bilimsel veriler ışığında özgüveni yüksek, evrensel değerleri benimsemiş, sorumluluklarının bilincinde geleceğe güvenle bakabilen ve toplumsal yaşama yön veren bireyler olarak yetişmelerini sağlamaktır. Bu nedenle eğitim yatırımlarını ülkenin geleceğine yapılacak en önemli yatırım olarak görüyor ve eğitime ülkemizin en öncelikli konusu olarak yaklaşıyoruz. Bu çabalarımızı gençlerimizin de en üst düzeyde idrak ederek ülkemizi bizden teslim alacakları noktadan çok daha ileri seviyelere taşıyarak boşa çıkarmayacaklarına olan inancım tamdır. Sayın Başbakan Yardımcım, saygıdeğer konuklar, eğitimin sürekli yatırım yapılması ve geliştirilmesi gereken bir alan olduğu gerçeğinden hareketle eğitim sistemimizi çağdaş uygarlık seviyesinin üzerine taşıma amacıyla bu alandaki yatırımlarımıza devam etmekteyiz. Cumhuriyetimizin 100. kuruluş yılı olan 2023 yılı için hükümetimizin belirlediği dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasında yer alma hedefine ulaşma yolunda eğitimi en önemli alan olarak görmekteyiz. Her türlü kalkınmanın temelinin eğitimden geçtiği bilinciyle hareket eden hükümetimiz belirlenen hedeflere ulaşma yolunda eğitime büyük bütçeler ayırmaya devam etmektedir. Bu yaklaşımla ilimizde de eğitimdeki fiziki şartların iyileştirilmesi noktasında yeni okul yapmaya, mevcut okullarımızı çağın gerekleri doğrultusunda yenilemeye ve okullarımızın teknik donanımlarını geliştirmeye devam ediyoruz. İlimizde mevcut 8976 dersliğe ilave olarak son 10 yılda 2763 derslik yapılarak
eğitime önemli katkı sağlanmıştır. İlimizde ilk ve ortaokullarda derslik başına düşen öğrenci sayısı Türkiye ortalaması civarındadır. Liselerde ise 24 öğrenciyle oldukça iyi bir noktada olan ilimiz, Türkiye ortalaması olan 28 öğrencinin oldukça altındadır. Açılışını yaptığımız bu ve benzeri okullarımız, ülke ortalamasından çok daha iyi bir noktada olmamıza katkı sağlamaktadır. Mersin'de farklı sektörlerdeki nitelikli eleman ihtiyacını karşılamak amacıyla eğitim veren 89'u resmi, 17'si özel olmak üzere toplam 106 mesleki ve teknik lise bulunmaktadır. Bu okullarda 4000'e yakın öğretmen görev yapmakta ve 53.000'in üzerinde öğrencimiz öğrenim görmektedir. Bu nedenle ilimizdeki genç işsizlerin mesleki bilgi ve beceri düzeyini geliştirerek onların istihdam edilebilirliğine katkıda bulunacak ve Mersin'de genç işsizliği azaltacak mesleki ve teknik eğitim programlarının sayısının ve kalitesinin artırılmasına önem veriyoruz. Mesleki ve teknik eğitimin geliştirilmesine yönelik yatırımlarımızın kalkınmamıza, istihdama ve iş gücü verimliliğinin artırılmasına vesile olmasını temenni ediyorum. Sayın Başbakan Yardımcım, saygıdeğer konuklar, mesleki ve teknik okullarımızdaki öğrencilerimizi çok iyi yetiştirmek durumundayız. Çünkü gelişmekte olan bir ülke olarak ara eğitim elemanına şiddetle ihtiyacımız var. Bugün işsizlik rakamlarına baktığımızda her ilde birçok işsiz görebiliyoruz. Mersin'de de aynı şekilde birçok işsizimiz var. Ancak İşkur'un yine rakamlarına baktığımızda bugün itibarıyla 12.500 civarında açık iş bekleyen pozisyonlarımız da var. Yani işverenlerimiz 12.500 açık iş başvurusunda bulunmuş ve ne yazık ki buralara hem beden işçisi aynı zamanda kalifiye eleman aranmaktadır. İşte bu okullarımız bu ihtiyacı süratle karşılayacak niteliktedir. Bu okullarımızın kalitesi yükseldikçe hem ara eleman ihtiyacı karşılanacak, aynı zamanda da bu okulun bir üstü olan üniversiteye okulluk çocuklarımız imtihanları başarıyla geçerek üniversiteye gideceklerdir. Çocuklarımız, öğrencilerimiz bizim için son derece önemli. Çünkü bu çocuklar, bu öğrencilerimiz ne kadar iyi yetişirlerse ülkemizin geleceği de o kadar aydınlık olacaktır. Çocuklarımız bizim her şeyimiz. Onun için gençlerimize diyoruz ki, sevgili gençlerimiz, bizler sizlere inanıyoruz, sizlere güveniyoruz ve sizleri çok seviyoruz. Okulunuz hayırlı uğurlu olsun. Derslerinizde başarılar diliyor, sizlere iyi tatiller diliyor. Tüm konuklarımızı tekrar sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Türkiye Cumhuriyeti Başbakan Yardımcımız Sayın Lütfi Elvan'ın kürsüyü teşriflerini arz ediyorum. Buyurunuz efendim. Geleceğimizin teminatı olan sevgili öğrenciler, yine bu öğrencilerimizi güçlü Türkiye'nin oluşturulmasında, Türkiye'nin daha da büyümesinde, güçlenmesinde katkı sağlayacak olan bu çocuklarımızın gerçekten geleceğini hazırlayan çok değerli öğretmenlerimiz, çok değerli milletvekillerimiz, Sayın Valimiz, kıymetli veliler, ben de böyle güzel ve anlamlı bir günde hele hele Şifa Hatun adı altında olan bir meslek lisemizin açılışında bulunmaktan büyük bir memnuniyet duyduğumu ifade ediyor. Hepinizi saygıyla, sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. Evet, hayırlı uğurlu olsun. Haydar abi. Sayın Bakanım, Sayın Bakanım.
Sayın Bakanım. Sayın Valim Bakanım. Sayın 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 Bakanım. Sayın